Selam arkadaşlar. Bugün biraz bir kompleks market yapısıyla ilgili bir swinglere bakalım. Mantığın üstünden bir kere daha geçelim. Şimdi yavaştan ben şu yapıda, bakın. Buradaki yapıda swingleri çizeyim. Sonra buradaki swingleri oturtturduğumuzda bu yapı hangi bölgede oluştu onu anlatayım. Şimdi bakın. Swing kayımız, swing low'umuz, sonra düzeltmesi var, swing kayımız, swing low'umuz, swing kayımız ve bakın swing low şurada yeni bir swing kayı yapmadan kırılıyor. Şimdi burada önemli nokta şu. Burayı likit olarak bıraktı. Ondan sonra şu aşağı yönlü kırdı değil mi yapıyı? Bu aşağı yönlü kırılması şimdi 30 dakikaya çıkacağım. Bakın 30 dakikada burası likit olarak kaldı. Yani fiyat bunu yapıyorsa 30 dakikada likit olarak bırakıyorsa burayı ve yön yukarı yönlü gidiyorsa şu likitteden sorumlu order'ın geçilmesiyle fiyat tekrardan yukarı gitmek isteyebilir. Bak kesin demiyorum size ama fiyat tekrardan yukarı gitmek isteyebilir. Sonra devam ediyorum. Nerede bu? Ha, tamam. Fiyat tekrardan yukarı gitmek isteyebilir. Şayet ne oldu? Yapımız yeni swing low'u sonra şuradan dönmüştü en son aşağı yönlü yeni swing high'ı. Yapı tekrardan yukarı gidiyor değil mi? Şimdi şuranın kırılmasıyla ama bakın. Biz swing'e göre bakarsak buranın kırılmasıyla. Likidite'ye göre bakarsak bu bölgenin kırılmasıyla. Sonra fiyat yukarı yönlü gitti. Düzeltmesini verdi. Şöyle düzeltmeyi alalım. Swing low. Pardon. Zaten şurayı şöyle likitte bırakmasından da şöyle likitte bırakmasından da düzeltmeye gittiğini anlayabilirsiniz. İsterseniz burayı şu şekilde swing high dersiniz. Ya da bunu yukarıda revize edebilirsiniz. Ben şimdi şöyle tutmayı düşünüyorum. Sonra swing low'umuz yeni swing high'ımız. Şimdi ne oldu? Fiyat bakın. Range aralığında. Yani aslında şuradaki bakın. Şöyle şunu da uzatayım. Bütün swingler range oluşturur. Bunu unutmayın. Şimdi bu range'lere nasıl bakabiliriz? Size onu da söyleyeyim. Bakın. Mesela buradaki swing'imizi çizdik. Şimdi yukarıdan bir likit daldı. Ama aşağıdan kapanışlı üst zaman dilimine göre bir likit daldı. Şimdi tekrardan geliyorum buraya. Bakın. Aşağıda yani üst zaman diliminde burası likitte gözüktü ama şimdi 15'e geçelim tekrardan. Pardon. Şöyle. Bakın. Şimdi burada 15'e geçelim. 15'te kapanışlı bir likitte yaptı. Üst zaman dilimine göre. Burada bence şuna bakabilirsiniz. Yani bu benim tabii kendi görüşüm. Doğru olabilir mi bilmiyorum. Ama ben bu böyle kullanıyorum. Şimdi şurası normal likitteyi aldı. Aşağı yönlü düşürdü. Mesela TT3 gibi düşünülebilir. Tabii yapmamış da şurada konsepti. Ama şurası bence daha çok POY3 mantığına çalışıyor. Çünkü üst zaman diliminde çalışan bir bölge. Burası. Yani üst zaman diliminde şurayı likitte görüyoruz. Ve döndüğü bölgede şimdi bakın ona bakalım. Şurada açık bıraktığı bir alan. Şimdi bu açık bıraktığı alanı da inceleyelim. Bakın şunu şöyle alayım. Hatta şunu ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya kadar sıfırlayalım. Daha rahat düşelim. Şöyle bir 5 dakikaya geleyim. Bakın alan başladı. Şimdi şurası. Buradaki açık bölgemiz. Şöyle alabiliriz. Sonra 3'e düşeyim.
Şöyle alalım. Sonra 1'e düşeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu şurası bir likit dolayı. Bunu zamanla göreceksiniz. Nasıl göreceksiniz biliyor musunuz? Mumların mantığına, yapısına, ikili ikili ya da üçlü üçlü ya da şurayı tamamen oluşturmayı öğreneceksiniz. Mesela şurası, bakın, şu bir fitil oluşturur. Ama bunların oluştuğu zaman da önemli. Yani her zaman fitil oluşturacak diye bir şey yok. Bunu zaman dilimlerinin içinde geze geze göreceksiniz. Ya da şurası mesela, bakın, şurası bir pin bar oluşturur. En son kapanış, şurası fitil, şurası body. Yani şöyle bir body, şurası fitil, şurası fitil. Hani bunları oluşturursunuz. Zamanla öğrenirsiniz. Şimdi bakın, 2 dakikaya çıktığımda bakın, bisep ne diyorduk? Likitte salınmış order. Belirledik abi. Likitte salınmış order'ımız. Tabii bunlar bir anda oturabilecek şeyler değil. O yüzden bir tık zaman alabilir. Ama bunların mantığı da önemlidir. Mumlar bize ne verir? Bunu unutmayalım. Sonra devam ediyorum. Tamamen bölgesini belirledik. Yani aslında açık bırakılan bir bölgeden döndü fiyat. Ben bir videomda bu pouch ile ilgili bunu anlatmıştım. Geçen günde çok sevdiğim bir arkadaşım bana hani dedi ya, bu anlattığım pouch mantığı bayağı bir hoşuma gitti dedi. Şimdi burada da görünce ona hitafen bir kere daha anlatayım dedim. Ondan sonra bakın, dediğim gibi şurası kapanış ama 30 dakikada likit de olması benim için bir noktada da hani pouch oluşabileceği ihtimalini gösteriyor. Sonra da zaten bakın yapı nasıl oluşmuş burada swing'imize göre. Şunu kırmızı alalım. İşte şurası mesela manipülasyonu olsun. Allah, yanlış yaptık. İşte şurası da iyice genişlemesini veriyor. Hani buna da bakılabilir. Ama bunu nereden tabi fırsat vermiş? İlla dibe kadar getirecek değil. Şuradaki şu 30M'deki likit dalan bölgenin kırılımından sorumlu order'a getirmiş. Tabi bunların hepsini de anlattım. Bunları da biliyorsunuz. Sonra devam ediyorum. Bunlar haricinde ne yapabiliriz? Şöyle bakın. Şimdi şurada bu range'imizi belirledik. Değil mi? Bu range var. Şu dönüşü nasıl yakalayabilirdik? Onu da söylemeye çalışıyorum. Sonra uzatmadan devam edeceğim. Şimdi şurayı pouch olarak düşündük. Bir de geçmiştekine bakın. Bir range çiziyorum. Geçmişteki swing'imize. Şimdi şunu bir kaldırayım şimdilik. Geçmişteki swing'imize range çizdiğimde aslında bakın bunlara 0.25, 0.75 eklediğimde hani geçmişteki swing'in işte şey değerleri 75, 0.5, 25 değerleri aslında bir destek direnç olarak çalışır. Aynı şekilde bulunduğunuz zaman dilimindeki swing'in de hani bu işte 0.5, 75, 25 bunlar da bir destek direnç olarak gözüktüğünden bakar mısınız şimdi? Burası bizim için hangi bölgeye geliyor? Şuradaki likitteden sorumlu order'a. Ayrıyeten 0.75'i de var. O zaman artı bir konfirmasyon da diyebilirsiniz. Yani bunları grafiklerinize ekleyin. Sonra bakın. Şimdi bu hareketler oluştu. Fiyat artık yukarı yönlü gidiyor. Biz hani yapımızı belirledik. Şimdi bulunduğumuz bölge bizim nerede? Ben normalde şu an size burayı tersten anlattım. Neden tersten anlattım? Aslında üst zaman diliminde bölgeyi belirleyip size bunu çizmem lazımdı. Ama benim burada hani size anlatmak istediğim olay, biz burada swinglere baktık. Swingler ne yaptı? Bizim için önemli olan olay bu. Şimdi şu alanda, bakın şu alandaki tablo nerede oluştu? Hemen şöyle 4 saate çıkayım. Evet. Bakın tablomuz burası. Şimdi bu nerede oluştu? Hemen onu belirleyelim. Ya da sen dur. Şöyle dursun mu? Bakın. Şimdi 4 saatlikte belirliyorum. Swing love
Swing high. Swing low. Şimdi bakın, şurayı normalde almam lazım. Ama burası daha çok işte bu flag limit ya da üst zaman diliminde gizli bez oluşturan bölgeler. O yüzden burayı almadan şuraya geçmek istiyorum. Burayı da alabilirsiniz bu arada. Aldığınızda buradaki hareketle şuradaki hareketi kombine edebilmeniz lazım. Şu an yapı daha hani gözünüze hoş gözüksün diye bu şekilde aldım. Normalde şu bölgeyi swing olarak aldığım durumlarda var. Swing high'ım, şurası da swing low'um. Şurası zaten karakter değişimi bölgem. Şimdi bu karakter değişimi bölgesinden niye? Çünkü hep aşağı yönlü geliyor. Şurası karakter değişimi. Karakter değişimi bölgesinden sorumlu order'ım neresi? Bakın. Yani aslında hepsi birbiriyle ilişkili. Şimdi bu bölgede neyimiz var? Bizim karakter değişiminden sorumlu order'ımız. Order'a geldiğinde biz zaten bu hareketleri yaptık yukarı yönlü. O zaman bizim hedefimiz neresi olacak? İlk hedefimiz bakın burası, geçmişteki swing ayı. İkinci hedefimiz de ondan bir önceki swing ayı. Yani fiyatın şuradan düşerken son muraklı swing ayı. Ve bunların hepsinin de hedefini vermiş. Yani şayet ben bu grafiği takip etseydim, ne zaman bu? 27 Kasım 2022'de kırılım geldikten sonra şurayı çizip alarm atsaydım bu bölgenin üstüne. Sonra şurada ilk anlattığım yapıyı görüp işte bura altı stoplu ben işlem açsaydım, benim ilk hedefim burası olması lazımdı. Niye? Çünkü ben şu an multi time frame çalıştım. Sonra buradaki hareketini izleyip burası olması lazımdı. Sonra buradaki hareketini izleyip işte bakalım ne. Şöyle desek şurası olması lazımdı. Daha şu geriyi incelemedim ama kaba taslak burası olması lazımdı. Yani 3 tane hedefim var 4 saate göre. Ama ben nerede girdim? 15 dakikada şuradan girdim. Yani aslında multi time frame böyle çalışıyor. Ki mantığı da şu olması lazım. Benim anlattıklarımı ilk başta 4 saatte buraya belirleyip sonra 15'e geldiğinde buranın belirlenmesi, ona göre de işleme girilmesi lazım. Ama ben şurayı tekrardan söylüyorum. İyi oturması için ilk başta LTF'de anlattım. Bu da ayrı bir detay olsun. Market yapısı şaşmıyor arkadaşlar. Her yerde aynı. Hani zaman dilimleri içinde geçiyoruz. Mesela günlüğe bakalım. Günlükte ne yapmış? Bakın zaten günlükte artık iyice düşüş noktasındaydı bu fiyat. Şurası mesela, şöyle haftalığa geleyim. Likitte olarak bırakmamış ama bakın order'ın likittesini almış. Şimdi burada order'ın likittesini alıyor. Sonra haftalıkta 4 saatlikte yapı değişiyor şu alanda. İşte bak, likitte alınan bölge şu aslında. Şu bir likittedir. Fitil oluşturur şurası. Hani mum matematiği bu yüzden de önemli. Bunları görebilmek. Sonra zaten bakın şimdi mesela biz hangi bölgedeyiz? Şu bölgedeyiz ya. Mesela şuraya da bakalım range'imizden. Bize ne fırsat vermiş? ...0.25... Mesela bakın geçmişteki range'in işte high noktası. Hem burada geçmekte zorlanmış, hem burada geçmekte zorlanmış. Ki bunlar aslında bizim için ekstra birkaç konfirmasyon. Bunları da unutmamak lazım. Bu arada bir videomda şeyi de anlatmıştım. Bakın şimdi karışacak ama mesela şu 1 ile 75 arası var ya. Şimdi bak, bu 4 saatlikte. Şimdi ben bunu 15 alayım. Hani böyle bölgeler belirleyerek şeyi oturtturabilirsiniz. İşleme gireceğiniz bölgede konfirmasyon oturtturabilirsiniz. Yani rastgele bir bölge belirlemiyorsunuz sonuçta. Swingler arasında bir bölge belirliyorsunuz ki. Şimdi hatta şöyle yapalım bakın. Bütün hepsini ben sıfırlayayım. Kafanız karışmasın. Daha güzel göstereyim bunu da. Şimdi şurası bizim range alanımızdı. Sonra şuraya geliyorum. Burası dönüş gördüğümüz bölgeydi.
Şimdi hem şuraya bir tane renç patlatıyorum. Hem de bir tane şuraya patlatıyorum. Bakın, tepki aldığı bölgeleri görüyor musunuz? Yani farz edin ki şurada işlem döndü. Siz nereden işleme girebileceğinizi görmek için işte tam sıfır. Mesela bu ne? Bakın şu küçük range'in bir noktası, günlük range'in 0.75 noktası. Ki burayı kendinize göre konfirme edebilirsiniz. Ya da şurada bakın PO3'ün denk geldiği alan. PO3'ün denk geldiği alan. Burayı anlattık. Nasıl anlattık? İşte şuradaki base bölge. Buradaki base bölgemiz bizim için hani test edilmemişti. Buraya temas verdi. Sonra bakın. Şimdi şunu kaldırayım. Geniş, büyük olanı. Bizim şurası da bir 15'lik swingimiz değil mi? Bakın şurası da bir 15'lik swingimiz. Şimdi buradan da bir tane şundan çekiyorum. Bakın swing. Hop. Bir tane de 15'liğe çektim. Şimdi benim için ne oldu bak. Şöyle şunu 15'liğe çektiğim an şu yukarıdaki büyük range'e göre çektiğim dur. Şöyle şimdi kafanız karışacak çünkü şöyle anlatayım. İlk başta ben şunu neye göre çektim? Şuradaki range'i. Şu aralığa göre çektim değil mi? Bakın. Şu aralığa göre çektim. Şimdi benim için burada önemli nokta hangisi? 0.75. 0.75'e temas geldi. Şimdi şunu kapatıyorum hemen. Büyük olanı. Büyük olana göre çektiğim range bu. Sonra bir de benim şuradaki swing'ime göre range çekiyorum. Tamam. Buradaki swing'ime göre range'de de bakın. Şu bölge aslında. Bizim tamamen dönüş bekleyeceğimiz bölge. Hani siz nasıl OT'yi belirliyorsunuz? Hani OT'yi çektiğimizde geliyor. Aslında range'lerin de oluşturduğu alan bu. Şimdi burada 3 tane bölge var. Ayrıca base bölgemiz var. Fiyatın buradan dönmesi lazım zaten. Gibi elinizdeki konfirmasyonları da güçlendirebilirsiniz. Bu da böyle hani birkaç şeyin karışık halinde anlatıldığı bir video olsun. Ama dediğim gibi şurayı kaçırmayın. Bakın tekrardan söylüyorum. Üst zaman diliminde belirlediğiniz bölgeyi, işte kırılımı, bölgeyi, swingleri, sonra bu bölgeye geldiğinde dönüşünüzü aradınız. Multitime çalışmak budur. Ki burada dönüş gördüğünüzde üst zaman dilimi trendi yönünde işlem almanız lazım. Burada üst zaman diliminde yön yukarı. Burada siz yukarı yönlü dönüş gördüğünüzde buraya veya buraya kadar işleminizi tutmanız lazım. Diyorum. Bu videoda böyle olsun. Teşekkür ediyorum. Bir de buna çok alışamıyorum söylemeye ama bir beğenmeyi, bir abone olmayı yaparsanız çok sevinirim. Çünkü çoğu kişi hani videoları izliyor ama abone değil. Hala alışamadım. Böyle bir şey oluyor. Bir absürt geliyor bunu söylemek ama bu YouTube'un mantığı böyleymiş. Hani arkadaşlarım da hep söyle, hiç söylemiyorsun falan dediler. O yüzden artık bir hani bunu söyleyeyim. Deyip teşekkür ederim. Görüşmek üzere.